Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Selimi Sultan Kadın Aktivite Merkezi'ne geldik. Yanımızda Buket İşer hocamız var. Merhabalar hocam. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizleri kabul ettiğiniz için de tekrardan teşekkür ederim hocam. Merakla bekliyorum. Ramazan ayı boyunca birçok aktivite kitapları yapacağız sizinle beraber ama ilk olarak hangisiyle başlayacağız? Bunları konuşmadan önce sizleri biraz tanıyalım istiyorum. Tabii ki. İsmim Buket İşer'i. Ahiren Üniversitesi Çocuk Gelişimi lisans mezunuyum. Aynı zamanda Aksaray Üniversitesi'nde okul öncesi eğitimi yüksek lisansıma devam etmekteyim. Peki bugün ne yapacağız? Bugün keçeden aktivite kitabı yapacağız. Kur'an harflerini çocuklarla tanıştırmak amacıyla. Ramazan için de çok güzel bir aktivite kitabı olmuş. İyi düşünmüşsünüz hocam. Peki bunu yapmak nasıl aklınıza geldi? Siz yapıyorsunuz, siz öğretiyorsunuz. Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezimizde de. Peki bu proje nasıl ortaya çıktı? Bu proje şöyle, Ramazan ayı dolayısıyla bir de şu an pandemiden dolayı çocuklarımız aileleriyle birlikte güzel, hoş vakit geçirmesi için böyle bir kitap yapalım dedik. Hem birlikte etkileşim halinde bulunacak anneyle çocuk, babayla çocuk, kiminle yapacaksa. Hem güzel bir zaman geçirme olacaklar hem de Kur'an harflerini çocuklara akılda kalıcı olması için. Aynen, akılda kalıcı olması için çocuklara bu şekilde bir kitap yapalım istedik. Peki malzemelerimiz neler? Biz bu kitapta hangi malzemeleri kullanacağız yaparken? Şöyle, biz çıktılarını önceden aldık. Bunu herkes ulaşabilirler. Şöyle göstereyim. Elif'i elmaya benzetmişler. Yani şöyle, Kur'an'daki Elif harfimizin çocukta görsel hafıza olarak akılda kalması için elma resmi konulmuş. Ve bu şekilde çıktılar alarak E harfini elmaya benzetmişler. Sin harfini serçeye benzetilmiş. Ha harfi havuca benzetilmiş. Bunları keçeden renkli şekilde kestikten sonra çocukların görsel hafızalarında yer edineceği için harfleri kolay kolay unutamayacaklar. Havucu gördüğü zaman ha harfi. Aynen, aynen. Kolay şekilde unutamayacaklar ve gerçekten çok akılda kalıcı bir kitap olacak. Bu şekilde. O zaman kalıpları kesmekle başlayacağız ilk aynen, iş olarak. Aynen, bu şekilde. Başlayalım. Ben de size yardım etmek istiyorum isterseniz. Tabii ki, siz buyurun. Elif'i kesmeye başlayayım. Ben de o zaman burada sin harfini keseyim. Tamam. Bu şekilde. Çocuklarımız isterse kesmek isterlerse aileleri yani birlikte yaparlarsa kitabı aslında onlar için daha akılda kalıcı olur ve kendilerinin daha yapması zaman. Daha etkili olur. Aynen öyle. Hem kendileri bir şey yaptığı zaman daha mutlu olacaklar. Çocuklar adına bir şeyler yaptıkları evet. zaman. Çocuklar da baktığı zaman ben bunu annemle babamla yapmıştım İleride diye. İleride anılacaklar, aynen öyle. Güzel bir anı bırakacaklar. Evet. Sizler sayesinde bizler de öğreniyoruz. Tekrardan teşekkür ederiz hocam. Biz bizlere güzel fırsatlar sunduğunuz için. Bu şekilde Elif harfimizi kestik. Kaç yaş çocuklar yapabilir bunu etkinliği? Okul öncesi çocuklarına diye düşündük ama bunu her yaş grubu aslında yapabilir. Yani her yaş grubu dediğim 0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız Kur'an harflerini tanımak amacıyla, hafızalarında yer edinmesi amacıyla gidecekleri çok fazla yani... Yani küçük çocuklara çünkü yapmasını önermiyor. Çünkü makas kullandıkları için bir ebeveyn kontrolünde olmaları tabii lazım. Tabii ki. Aynen. Birlikte yapmaları, aileleriyle bu pandemi sürecinde birlikte hoş vakit geçirmeleri açısından çok etkili. Ramazan nasıl gidiyor hocam? Ramazanınızda bu arada mübarek olsun. Teşekkür ederim. Sizin de mübarek olsun. Teşekkürler. Güzel. Güzel şekilde. Pandemiden dolayı aynen. biraz. Yani pandemiden dolayı aynen öyle. Geçmiş Ramazanlar gibi toplu iftarlar yapamıyoruz, toplu sayılar yapamıyoruz. Buruk geçiyor. Ailelerimizle, büyüklerimizle görüşemiyoruz. Evet. En önemlisi. Bakalım atlatacağız inşallah bu süreci. İnşallah bu günler geride kalırsa. Aynen inşallah. Daha mutlu günler görürüz. Onları umut ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz buradan da tekrardan hatırlatmış olalım. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edelim. Bu kötü günleri beraber atlatacağız. Şimdi elma ve Elif'i çıkarttım.
Bunu çıktısını aldım daha öncesinde. Kestim. Şimdi şöyle yapalım. Ben bu arada kesmeye devam ediyorum hocam. Siz Tamam hocam. anlatabilirsiniz. Siz kesin. Sonrasında ben kalıbını birlikte çıkaralım. Hem siz de öğrenmiş olursunuz. Evet. Şimdi fon kartonu, beyaz fon kartonu. Bu fon kartonunu isterseniz elinizde bulunmazsa herhangi bir kartondan da kesebilirsiniz. Yani ben burada amacımız aslında kalıp çıkarmak. Keçenin üzerinde daha rahat bir şekilde çizim yapabilmek. Çünkü gördüğünüz gibi kağıt kayıyor. Bu malzemeleri bütün kırtasiyelerden temin edebilir miyiz? Aynen, her kırtasiyede bulunabilir. Evlerinde bile. Yani bunu illa keçeden değil, bir kumaş parçasından bile Yani yapabilirler. bütçelerine uygun bir şekilde Aynen öyle. yapabilirler. Her türlü atık malzemelerden de kullanılabilirler, yapabilirler. Aslında geri dönüşüm için de çok güzel bir fikir. Evet. Yani evde illaki vardır Kullanmadığımız kumaş. Aynen, kumaşlar. kullanılmayan Atıl kumaşlar. vaziyette duran her şeyden de yapabiliriz. Sizin kadar Aynen. güzel kesmemiş olabilirim ama Yok, çok siz güzel. devam ettirebilirsiniz hocam. Şu an Tamam. serçeyi kesiyorum. Değerli izleyicilerimiz, sin harfini Arapça harfi kesti. Kes serçeyi kesiyorum ben de. Buket hocama yardımcı oluyorum. Gördüğünüz gibi aslında hiçbir şey Çok yok. keyifli Yani bence. bir televizyon karşısında bile çocuğunuzla hani yapabilirsiniz. Bu hem eğlenceli bir şey hem de akılda kalıcı dediğim gibi. Boş vakitlerinizi değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Malum pandemiden dolayı herkes evde, çocuklar okullarına gidemiyorlar. Sizler de onlar için böyle güzel etkinlikler yapabilirsiniz. Ramazan boyunca Buket hocamızla beraber daha nice aktivite kitapları yapacağız inşallah. Sizler de bizim nesilimizle öğreneceksiniz. Bu şekilde kalıbını çıkardım. Kartondan. Keçeye çizmesi daha kolay. O yüzden çıkarıyoruz. Elif Cüz aktivite kitabını biz kaç günde bitirebiliriz ortalama? Şöyle 5-6 günde biter. Yani ama hani şöyle 5-6 gün dediğim hani Biraz da bize bağlı yani bize diyebiliriz. bağlı günlük 2 saatimizi ayırırsak 5-6 gün ama oturur başına hani hiç kalkmadan yaparsak 2 günde biter. Biraz da kendi isteğimize bağlı. Aynen. Ne Kendi kadar zamanımız da var. Çalışan annelerimiz akşamları mesela televizyon karşısında birlikte yapabilirler. başka ne tür aktivite kitapları yapabilir? Siz neler önerirsiniz bir okul öncesi öğretmeni olarak da fikirlerinizi almak isterim hocam. Şöyle birlikte vakit geçirmek açısından mı yoksa kitap Yani olarak kitap, keçeden aktivite kitaplarını mesela şu an Elif Cüz yapıyoruz ama mı? başka ne tür aktivite kitapları yapılabilir? Şöyle öz bakım becerilerini geliştirici kitaplar oluyor. Mesela çocuk düğme iliklemeyi bilmiyorsa yani bu kitaptan öğrenebiliyor düğme iliklemeyi. Ya da işte ayakkabı bağcığı bağlamayı, işte renkleri öğrenmeyi, Sayılar yine aynen harfleri. şekilleri öğrenmeyi. Aslında keçeden yapılabilecek gerçekten sınırsız şeyler var. Çocuklarımızın bu keçeden yapmamızın amacı da aslında hem sağlamlık hem canlı renkler. Yani bunu fon kartondan veya başka işte el işi kağıdından yapılsa bu kadar sağlam olmayacak. Şu an okul öncesi dönemdeki çocuklarımız kitapları yani Zarar veriyor. dayanıklı olmadığı için yırtabilirler. Ama böyle bir keçeden yapıldığı zaman ciddi anlamda ömürlük bir Uzun kitap. ömür bir kitap Aynen. olacak. O yüzden keçeden yapmamızın amacı bu şekilde. Değerli izleyicilerimiz, Buket hocamla beraber biz kalıplarını çıkarttık. Evet hocam, sıra hangi aşamada? Şimdi kalıplarımızı çıkardık. Şimdi keçeleri alalım. Çocuklarımızın istediği renkte mor elma da olabilir. Onların hayal dünyasına kalmış turuncu elma da olabilir. İstediği şekilde çocuklarımız hangi renk istiyorsa o şekilde keçemizi alalım. Kırmızı yapalım. Genelde elmalarda kırmızı olur. Aynen. Kırmızı da güzel bir renk. Kırmızı keçemizi alalım.
Kartondan çıkardığımız için çizimi gayet rahat olacak. Bu şekilde. Keçemizi çizdik ve aynen, keseceğiz artık. Bu şekilde çizdik. Şimdi kesimine geçelim. Çocuklarını da yapıştıracağız. Aynen. Sonrasında işte dalını, yaprağını, renklerine göre detay çalışacağız. Detay olarak var. Aynen öyle. Mesela bu kırmızı elmayı çocuğumuz da kesebilir. İşte bu dalını falan kesmez de direkt elmanın kendini keser. Bence gayet keyifli bir iş olacak. Aynen öyle. Sonucunda merakla bekliyorum. Bence çok güzel bir iş çıkacak ortaya. Şimdiden ellerinize, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Keçeden ben de o zaman keseyim, size yardım edeyim yine. Bu şekilde elmamızı keçeden kestik. Buraya koyalım. Değerli izleyicilerimiz, tekrar size de gösterelim. Kalıbımızı çıkartmıştık. Elmamızı kalıbın keçenin üzerine koyduk ve elma şeklinde keçeden çıkarttık. Şimdi sıra diğer harflerde. Hangisini yapalım sizce hocam? Normal sırayla gidelim isterseniz ya da kestiğimiz şeylerden alalım. O zaman B'yi alalım. Hangi renk isterseniz ben de ona göre keseyim. Fark etmez, turuncu olsun. Turuncuyu alalım. Tamam. Peki üstünün altının noktalarında bu şekilde mi koyup yapıyorsunuz, yoksa sizin önerdiğiniz bir kesim şekli var mı? Yani şöyle, B harfi, T harfi, S harfi bu şekilde olduğu için noktaları mesela fazladan kesebilirsiniz. Daha kolay yani, olur sizin için. Yani mesela bir çubuk, bir uzun şerit şeklinde keserseniz sonrasında kare yapmak hem daha kolay olur. Hem de keçeyi daha artımlı bir şekilde kullanmamıza neden olacak. Aynen öyle. Ben de o zaman Elif harfini çıkarayım. Mor keçemi aldım. Siz de görüyorsunuz, hani şey olarak kolay değil mi, evet, çizimi? Evet, çok kolay gerçekten. Karton olduğu için daha dayanıklı, sağlam. Kağıtta olsa zaten bu şekilde kolay çizemezdik. Aynen, söylediğiniz gibi. Bence gayet güzel. Değerli izleyicilerimiz, benim de gerçekten hoşuma gitti. Evlerde çocuklarınızla güzel vakit geçirmek isterseniz hem eğitici hem öğretici hem de gerçekten çok eğlenceli bir iş, mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Elif harfimizi de çizdik. Sonrasında zaten kitaba geçeceğimiz zaman ayrıntılarına bakarız. Önemli olan bence kalıpları çıkartmak. Gerisi kolay. Aynen öyle. Yani kalıbı çıkardığınız zaman gerisi zaten kolay. Yaprağımızı çıkaralım. Aslında renkli yapmak, sevdirmek daha önemli çocuklara. Biraz detay girmiş oluyoruz ama hem renkleri öğrenecekler. Aynen öyle. Hem de onların daha keyifli ve verimli bir zaman geçirmelerine neden olacağız değerli izleyicilerimiz. Evet. Tekrardan hatırlatmış olalım. Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezimizde Buket Hocamızla beraber keçeden elif cüz yapıyoruz değerli izleyicilerimiz. Tam da Ramazan ayı için gerçekten güzel bir fikir. Sizler de çocuğunuza öğretmek isterseniz böyle keçeler alıp az maliyetle çok güzel işler ortaya çıkartabilirsiniz. Şu an ben sepete geçtim. Göstereceğim. Bu şekilde çizimi gayet kolay. Ya ben yapamam diye bir şey yok. Şöyle internet ortamından veya yeteneğiniz varsa dediğim gibi kalıbı çıkarttıktan sonra gerisi çok kolay. Buket hocam, evlerinizde
kalmış parça kumaşlardan da yapabilirsiniz dedi. Evlerinizdeki malzemelerle de yapabilirsiniz. İlla keçe almanız şart değil. Aynen öyle. Evde illaki vardır kumaş parçaları. Ben böyle kestim ama yine siz olmayan yerlerini düzeltirsiniz gayet hocam. Gayet güzel. Sepeti yapıyoruz. Sonrasında içine mesela istediği çocuğunuzun istediği meyveyi koyabilirsiniz. Evet hocam, ben de hazırladım B'yi. Gayet güzel. Buraya koydum turuncu. Ben de sepeti kestim. Şu an mesela keçeli kalemle çizdiğim için bu kenarlarındaki siyahlıklar kötü duruyor. Hemen ne yapıyoruz? Tersini kitabımıza çevireceğiz. Tersini çevireceğiz. Ondan sonra kalemimiz nerede? Şekiller yapabiliriz üzerine. Sepet görünümü şu an çok benzemedi gibi duruyor ama. Mesela düz çizgiler hayal çizerek. Hayal gücümüze bağlı olarak da. Aynen öyle, süsleyebilirsiniz istediğiniz gibi. Sepet görünümü vermek için şu an sepete benzetmeye çalışıyorum. Bu şekilde. İçine dediğim gibi meyve falan koyarsanız ona göre de üstünü içini doldurabiliriz. Aynen öyle. Hem içine bizim artan kumaşlarımızdan mesela böyle parça kalıyor. Bunu çöpe atmak yerine detay çalışarak mesela işte çocuk mesela elma olmaz da atıyorum portakal olur, sebze. Çocuk ne istiyorsa hem içini doldururuz. Hem de güzel bir görünüm, aynen sepet olduğu da belli olur, güzel bir görünüm olur. Hem de artık malzemelerimizi atmamış oluruz. Bu şekilde. Gerçekten de benzedi, sepete de. Ellerinize sağlık hocam. Teşekkür ederim. Biz bu şekilde diğer keçelerimizi de çizeceğiz. Aynen. Bu şekilde devam edeceğiz. Sonrasında yapıştırma işlemini yaparız. Evet hocam, 4 tane harfin kalıplarını çıkarttık ve keçelerini kestik. İsterseniz aktaralım programımızı kapatmadan önce neler yaptık. Bugün 4 harf çalıştık. Daha sonraki programımızda devam edeceğiz. Şöyle elmanın elifi, bebek B harfi, telefon T harfi, sepet S harfi olarak çalıştık. Diğer gördüğünüz gibi da 29 harfle tamamlayacağız. Aynen öyle. Şu an 4 harfle tamamlamış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi eğlenceli, oldukça keyifli bir etkinlik. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize, emeğinize sağlık hocam. Değerli izleyicilerimiz, bugün de AKMEK kurslarımızdan, keçeden elif cüz yaptık. Buket hocamla beraber bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka bir programda görüşene dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.